Adım Essential'da Elenacika İlkokulu 3. sınıflara ders veren sınıf öğretmeniyim. Bugünkü dersimizde Türkçe ve dil bilgisini geçip eylemler ve fiillerden söz edeceğiz. Önce eylem nedir bakalım? Bir işi, bir oluşu, bir hareketi anlatan sözcüklere eylem diyoruz. Mesela yıkamak, kazmak bu neyi anlatıyor? Bir işi. Yürümek, koşmak neyi bildiriyor? Hareketi, üzülmek, sevinmek bir duyguyu ve büyümek, alışmak, oluş ya da sürekliliği bildirmektedir. Burada aşağıdaki tümcelerde sarı renkli yazılmış sözcüklerin belirttiği eylemleri inceleyelim. Minnoş iple oynadı. Bugün ağaç diktik. Burada sarı renkli yazılmış bu sözcükleri çıkarırsak yukarıdaki tümceler tümüyle anlaşılmaz. Minnoş iple. Bugün ağaç. Bunlar da eylem olmadığı için anlamları da olmamaktadır. Eylemler kök ve gövdelerine mekmak ekleri getirilerek söylenir. Yazmak eylemi, okumak eylemi, bilmek eylemi, oynamak eylemi. Sözcükler, kelimeler mekmak eki alıyorsa eylemdir. Mekmak meki almıyorsa o zaman addır. Mekmak eki sadece eylemlerin sonlarında yer alabilir. Diğer sözcüklerin sonunda bulunmazlar. Öğrenmek, deftermek, öğrenmek, mekmak eki aldığı için bir eylemdir. Defter, mek eki almadığı için bu da bir addır. Eylemler, işleri, oluşları ve hareketleri bir zamana bağlı olarak bildirirler. Sözün söylendiği ana göre bir eylem ya geçmişte yapılmış, bitmiştir, ya şu anda devam ediyordur ya da gelecekte yapılacaktır. Eylemlerde iş, oluş ve hareketlerin gerçekleşmesine ilişkin sürelere eylemin zamanı denir. O kitabı okudum, bu kitabı okuyorum, şu kitabı okuyacağım. Bu tümcelerin üçünde de eylemin bildirdiği iş aynı olduğu halde zamanlar farklıdır. Hepsi okumak eylemi ama zamanları farklıdır. Eylemlerde geçmiş zaman, gelecek zaman ve geniş zaman olmak üzere üç temel zaman bulunmaktadır. Eylemlerde zamanın anlamı eklerle sağlanır. Geçmiş zaman eylemin içinde bulunduğumuz zamandan önce yapıldığını bildirir. Geçmiş zamanın ekleri di ve miş ile belirtilmektedir. Gece iyi uyudum. Dilek parka gitmiş. Şimdiki zaman eylemin sözün söylendiği zamanda yapıldığını, devam ettiğini anlatır. Şimdiki zaman eki iyordur. Annem kazak örüyor. Ozan kuşları seviyor. Gelecek zaman eylemin içinde bulunan zamandan sonraki bir zamana ait olduğunu gösterir. Gelecek zaman ecek, acak, eki ile belirtilmektedir. Annem öğretmenimle görüşecek. Çiçeklerimizi komşumuz bakacak. Bunlar gelecek zaman eylemleridir. Ev ödevi olarak da aşağıdaki tabloda yer alan eylemlerle tüm zamanlara ait birer tümce yazınız. Burada tablo var. Buradaki geldim örnek, geldim geçmiş zamanla ilgili ben okula geldim. Bakıyorum, ben ödevlerime bakıyorum. Geleceğim okula, yarın geleceğim gibi örneklerle ev ödevlerinizi tamamlamanız gerek. Bir dahaki dersimizde buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın sevgili çocuklarım.